validesine bir şey diyor. Ne vakit diyor senin oğlun da bu dereceye gelirse o zaman o da tavuk kesin diyor. İşte Hazreti Gavs'ın bu emrinin manası şudur ki ne vakit senin oğlun da ruhu cesedine, kalbin nefsine, aklın midesine hakim olsa, yani ruh cesede hakim olsa ve lezzeti şükür için istese o vakit lezzet şeyleri yiyebilir diyor. Yani siz demiştiniz yani bu, hani bunu isteyen nedir? Ruh mudur, cesed midir? O işte şükür için istenebilir belki ama. İster. Ama o lezzet seni bir yere taşıyandır. Mesela bütün her şeyden seni koparan bir haldır, tamam mı? Lezzet. Lezzetin her çeşidi sıfırlan, seni sıfırlıyor. O zaman lezzet aslında seni bir yere taşıyandır. Koridordur, tüneldir. Peki lezzet nedir? Unutmayın bunu. Her şeyin aslına doğru seyahatin adıdır. Aslına doğru yöndür. Mesela özür dilerim, affedersiniz, kusuruma bakmayın. Mesela cinsellik ne yapıyor? Hangi yön, yol ve yöntemle gelmişsen bu dünyaya, aynı yolu geriye doğru hareket etmenin adıdır. Elma ise hangi yöntem ve yolla gelmişse, mesela elmayı tersine çevireceğiz şimdi. Getir elmayı. Elmalıktan çıktı. Su. Dilin deliklerine uyarıldı sinir. Elma burada, hiç alakası yok bu lezzet. Tellerle lezzet buraya gidiyor. Lezzet burada alınıyor. Lezzet. Onu ruh alıyor. Lezzet burada madde o. O lezzeti alan ruhtur. Ne yaptı? Ulvi bir manadır. Yani lezzet denilen şey elma değildir. Elmadan elma ile insanda uyandırılandır. Tamam mı? Lezzet insanda zevk şeyde, elmada. Şeyde geçiyor, hakem isminde, lemalarda. Hakem isminde, nimette zevk insanda lezzet vasıtasıyla ismi hakim tecelli eder diyor. Bir daha söylüyorum, lezzet eşyada yoktur. Vardır uzak, zevk var diyor. Lezzet insanda. Eşyanın insanda uyandırdıkları, uyandırıp aslına doğru hareket ettiriyor. Bütün lezzetler böyle düşünün, zevkleri. Eşyada zevk, insanda lezzet. Hayvaniyeti yaşayanlar zevki yaşar, ulviyeti yaşayanlar lezzeti alır. Yani demek ki, bak elmayı düşün, diğerlerini de düşün. Elma elimde, ısırdım, elmalıktan çıktı. Su haline getirdim, dilimin deliklerinden sinirler uyarıldı. Diliyle buraya gitti. Artık ne var? Elma var mı? Buradan alınan elektriksel impulsler var. Yani elektriksel dalga boyları. Onları fizikteki ismi elektrik dedim. His. Hisler uyandırıldı. His götürüyor değil mi? Bu aynadır. Bu görüntü. Ekran. Bu ekranda ruh oradan alıyor. Bu lezzet. Eğer bu lezzeti ruh Allah ile nispet ederse marifet olur. Herkes lezzet alabilir ama o lezzeti Allah'a tanımaya götürürse, Allah'ı anlamaya götürürse o lezzet, o zaman o Rahman'dır. Bütün zevkler, şehvet dahi Rahman ismine bakıyor. Bu ekranda gözüken şeydir, elektrik dalgasıdır. Bundan lezzet alan ruhtur. Eğer bu lezzeti Allah'a nispet ederse kutsiyet kazanır. Yani Kabe'nin taşını getir sokun. Hiç kimse demeyin. Zeytinburnu'na koyun yerlere. Ve üzerine basar araba geçer değil mi? Ama Kabe'nin taşı kutsi olmasının sebebi Allah'ın evine nispet edilmesindendir. Yoksa hiçbir değeri yoktur. Allah'a nispet edildiğinden değeri vardır. İnsan da öyle. Bu insan ne iş yapar? Nurcudur. Bu insan nedir? Ya meyhanecidir. Ama 90 kilo adam, ötekisi 70 kilo. Hani kilo ile hiç değeri yok. Bu ne yapar? İnsanın kıymeti ve değeri himmeti nispetindedir. Himmeti ise hedef ittiyaz ettiği maksadına göre değer alıyor. Hani nispet ediliyor. İşte buradaki herkes alır bu lezzeti. Ama bu ruh
bu lezzeti Allah'a nispet ederse, Kabe'nin taşları Allah'a evine dersen, Allah'ın evini dersen, kutsiyet kazanıyor. Bu sefer seni sıfırlıyor, götürüyor. Bütün lezzetler, seni lezzetlerin derecesi şudur. Seni sıfırlayan, her şeyden koparan, böyle sanki boşluğa atan, o hal her şeyden kopmanın adıdır lezzet. Aslında ondan bir şey almıyorsun, o seni bir yere taşıyor. Sen alıyorsun kendinden, sen uruç ediyorsun, çıkıyorsun. Adeta bedenden seni çıkarıyor bütün lezzetler. Bedeni yaptığı gibi böyle yiyorsun veya koku alıyorsun. Bedeni unuttun, her tarafı unuttun bak. Şuraya bakarken, ah yapamazsın, ah bak. Koku aldı ya, ha demek ki burada değilsin. Sıfırlanıyor sanki. Aslına seyahatin adıdır. Seyahate başlıyorsun demek. Peki, aslına seyahate doğru başlıyorsun bu lezzet. Ya aslına girersen ne olacak şimdi? İşte Memar Rabbani Hazretleri diyor ki, avamın diyor cennette beklediği lezzeti havas ruhunda dünyada yaşar daha. O zaman de, bugünkü dersimiz neydi? Alakasız zannedeceğiz ama. Neydi? Ceset ruh hesabına inceleşir. İnceleşir diyor, latifleşir demedi. Tamam. Bunlar hep acayip şeyler. O zaman